Ne bak. Yavrum o Kerim'e gelirse bana mutlaka haber ver, olur mu? Takışma o Kerim'eyle. Sakın ha. Sakın kızım. Anne tamam, germe beni şu kadınla ilgili artık ya. Ya hadi tamam işte. Sen benim dediğimi yap. Anan ne diyorsa onu yapacaksın. Bana haber ver Kerim'e gelirse. İyi tamam, ben geleceğim zaten oraya. Ece'yi dışarı çıkaracağım. Tamam, Ece okula gidiyor zaten. Hadi hadi arar konuşursun sen. Kapatıyorum ben. Kapattım. Tamam. Allah'ım ya Rabbim, dün geceden beri delirttim bir kadın. Arama artık ya. Günaydın. Birine mi baktın? Belki uyanınca sana gelmiştir demiştim ama. Gelmedi. Belki Nil'e gitmiştir. Erkenden çıkmış, merak etmiyor musun? Niyaz, gerçekten çok işim var. Peki tamam. Görüşürüz. Dün gece için sana kızgın bile değilim. Sadece endişeleniyorum. Senin için, Yağız için, kendim için. Umarım o kafayla o kıza bir şeyler anlatmamışsındır. Sadece bunu söylemek istedim. Allah'ım sabır ver. Az bile yaptım. Sinan. Nesin? Oğlum. Oğlum. Ya ne yapıyorsun ya? Nerede oğlum? Nerede benim oğlum, nerede? Ya ben dünden beri seni arıyorum. Hep meşgul atıyorsun beni. Neden cevap vermiyorsun telefonlarıma? Ha? Oğlum arıyorum, bulamıyorum. Aklımı kaçıracağım. Nerede oğlum, nerede? Ya bir sakin olur musun lütfen? Sakin ol. Bak onun bu kadar üstüne gitmeye, bu kadar sıkmaya hakkın yok. Ben yıllardır tek başıma arıyorum oğlum. Şimdi sen karşıma geçmişsin. Şuna hakkın var, şuna hakkın yok diyorsun. Ya ben senden mi öğreneceğim neye hakkım olup olmadığını? Sen onu bunu boş ver. Bana oğlumun nerede olduğunu söyle. Bak Kerim abla. Sinan'ın bu kadar üstüne gidersen, onu bu kadar sıkarsan senin telefonlarına bile cevap vermez. Tamam mı? Bir sakin ol. Biraz zaman ver. Tamam mı? Bir rahatlasın çocuk. Ayrıca her kafana esinle böyle çat kapa evime gelemezsin. Bunu da anla artık. Bana bak anasının kızı. Sen galiba benim dün ne dediğimi pek anlamamışsın. Ben bundan sonra hep oğlumun yanında olacağım. Sen istesen de istemesen de. Şimdiye kadar neden engel olduğunu anladım ama bundan sonra bir engellemeye çalış. Bir karşıma geçmeye çalış. Vallahi yıkar geçerim seni. Yeter be. Bir kendine gel ya. Gelmişsin evime, beni tehdit ediyorsun. Derdin ne senin ya? Sen ne istiyorsun? Oğlumu istiyorum ben. Sadece oğlumu, anlamıyor musun? Ay Allah'ım, çıldıracağım. Vallahi çıldıracağım. Ya hangisi hangisi diye kafayı yedin. Tamam kavuştun işte oğluna. Buldun, ne güzel. Daha neyin kavgası bu be? Anlaşıldı. Anlaşıldı. Sen nerede olduğunu söylemeyeceksin. Ama başaramayacaksın. Beni oğlumdan ayırmayı başaramayacaksın. Ben şimdi oğlumun evine gidiyorum. O yoksa bile abisi nerede olduğunu söyleyecek. Yaz, yaz olmaz dur. Bak Sinan evde yok zaten. Yaz'ı karıştırmayacaksın. Ya bırak. Hayır Allah aşkına. Her şeyi mahvetmene izin vermeyeceğim. Ya dinle bir. Bir dur. Sakin ol.
Merhaba, kolay gelsin. Ben Hazan Çamkıran'a gelmiştim. Tabii, asansörle 40. katı çıkıyorsunuz. 4002 numaralı daire. Ben hemen haber vereyim. Yok yok, gerek yok. Haberi var zaten. Peki. Tamam. Sakin ol. Sakin ol, geliyor ambulans, tamam mı? Hiçbir yere gitmiyorsun. Hiçbir yere gitmeyeceksin, tamam mı? Her şey yoluna girecek. Turp gibi olacaksın. Turp gibi olup nasıl böyle manyakça bir şeye sebep olduğunu anlatacaksın bana, tamam mı? Ödeşeceğiz seninle. Olmadı anne. Bu sefer toprağından teselli bulamadım. Hazan. Sinan çok kötü bir şey oldu. Bizden biri oluverdi biz. Kerim ablayla tartışıyorduk, sonra itiş kakış oldu. Sehpanın üstüne düştü kadın ya. Bir dakika, sakin ol. Hangi hastane? Tamam, ben yakınım, geliyorum hemen. Senin ne işin var burada ya? Ambulansı mı takip ettin sen? Yapacak daha iyi bir işim yoktu. Ya da daha heyecanlı. Git şuradan başka bir heyecan bul kendine, hadi. Yalın kahyası. Akrabam demiştin değil mi? Pardon, baştan alıyorum. Yalıda akraban olan kahya. Kan revan içindeyken. Ölmek üzereyken Sinan'ın adını sayıklıyor. Bundan daha heyecanlı bir şey bulabileceğimi sanmıyorum. Sen niye geldin benim evime ya? Ha? Hayırdır? Neden geldin sen? Nedeni geliyor. Hazan. Durumu iyi, durumu iyi. Bu ne arıyor burada? Kerim aldığını sayıkladı, o da duydu. Geçmiş olsun Sinan. Sağ ol. Korkma, durumu iyi. Sağ ol da ben kahya için gelmedim. Hazan için geldim. Yazık. Kadıncağız üzülecek şimdi. O kadar da adını sayıkladı. Benim adımı sayıkladı. İlginç. Neyse o zaman. Benim işe dönmem lazım. Sonra görüşürüz. Siz bir şeyler karıştırıyorsunuz ama. Sayıklamasına taktı. Ben de mantıklı bir cevap bulamadım. Çünkü o kadının senin adını sayıklamasının mantıklı bir cevabı yok Sinan. Tamam, tamam, sakin ol Hazan. Bak, beni de panikleteceksin ya. Sen bana anlatsana bir baştan sona. Neler oldu? Oğlum. Senden başka herkesten nefret ediyor ya. Yani öyle bir nefret, öyle bir öfke ki.
buldumcuk mu oldu yoksa başından beri böyle kaçağın teki miydi ben anlamadım ama... Bak bu kadın normal değil Sinan. Ben söylüyorum sana normal değil bu kadın. E ne yapacağız şimdi? Bu kadın bela olacak başımıza. Ben sana dedim. En başından beri yanlış yaptık. Hastamız kendine geldi. Bizim artık burada yapacak bir şeyimiz kalmadı. Taburcu olabilirsiniz. Ha Sinan Bey, hastamız sizi görmek istiyor. Hı. Buyur. Yanlış yaptık. Yavrum, o kadar korktum ki bana bir şey olacak, seni annesiz bırakacağım diye o kadar korktum ki. Ya tamam, tamam iyisin işte, sorun yok. O kız yaptı. O kız anneni öldürmeye çalıştı. Apar topar geldik. Yani Nil de yememiş içmemiş yetiştirmiş sana, hayret bir şey ya. Bir şey yok, boşuna panikletmiş seni. Birkaç dikiş atıldı o kadar. Hadi gel gidelim biz. Ki neden kavga ediyordunuz? Ya kavga etmiyorduk diyorum. Allah Allah, abartmış işte. Kavga yok, tartışma yok. Kerime ablan senin evinde... öyle sehpanın tozunu alırken bir anda koskoca camın içine giriyor, öyle mi? Ya bak, ben seni yeterince dinledim, şimdi sen de beni dinle, tamam mı? Öyle kafana estiği gibi kapımda bitemezsin sürekli. Resmen taciz ediyorsun bizi. Senin buna hakkın yok. Hiç vakit kaybetmemiş. Seni annene karşı doldurmak için hiç vakit kaybetmemiş. Ya anlamıyor musun? Senle beni düşman ediyor. Tam birbirimize kavuşmuşken seni anne... Sen benim annem falan değilsin. Gel biz kantine de gitmeyelim, işe gidelim direkt, hadi. Ne yapıyorsun? Konuşuyorduk ya. Konuşuyor muyduk? Gözümün içine baka baka saçma sapan şeyler söylüyorsun. Konuşuyor muyuz biz? Niye sinirleniyorsun ya? Çünkü iyi bir yalancı değilsin ve artık sabrımı taşırıyorsun. O kadını da hala niye korumaya çalışıyorsun anlamış değilim. Hazan hadi çekil önümden de bir de hikayeyi Kerime ablan anlatsın. Çekilmiyorum. Bak, üstüme çok geliyorsun. Ya benden ne bekliyorsun ki sen? Sırf sen beni doğurdun diye ben senin etrafında annem annem diye pervane mi olayım? Kusura bakma. Ama ben bir günde sana oğul olamam. Seni de bir günde annem yerine koyamam. Sen iyi misin? Hı? Kendinde misin? Yani bir problemin yok değil mi? İçeri giremezsin ne demek ya? Bir şey mi saklıyorsun benden? Ya... Açık konuş... Sinan? Sen benden Sinan'ı mı saklıyordun? Ne saklaması ya? Evet ya, ne saklaması gerçekten. Benim hiçbir şey sakladığım yok. Yani öyle ben çok panikledim bu durumdan dolayı. Sinan'ı çağırdım, o da sağ olsun geldi yardımcı oldu bana. Yani senin abin de çok takıntılı olmaya başladı. İlle de içeri gireceğim diye tutturdu. Sen demedin mi bana içeri giremezsin diye? Bana engel olmaya çalışmadın mı? Ya tamam tamam, benim yüzümden. Ben biraz Hazan'ın gözünü korkuttum. Şimdi böyle kaza maza oldu ya, olaylar büyümesin. Hani polislik falan olmayalım, ne gerek var şimdi değil mi? Sonuçta. Ama sen de abartmışsın yani Hazan biraz. Abimi kastetmedim değil mi? Aman ne bileyim ya, öyle kafa karışıklığından işte panikten. Yaz da öyle üstüme gelince.
Neyse, uzatmayalım o zaman biz. Kerim Hanım'ın da ciddi bir şeyi yokmuş zaten. Şükür. Geçmiş olsun Kerim Hanım. Gerçekten tuhaf bir kazaymış. Sağ ol. Hazan, sen istersen Kerim ablanı evine götür. Biz de abimle işe geçelim, değil mi? Hadi gel biz. Biz eşyaları alır, plazaya geçeriz. Hasan'cığım, ben sana gelmeyi kabul ediyorum canım. Ya telaştan ben söylemeyi unuttum da... Hasan şimdi kendini kötü hissediyor, sinirleri bozuldu tabii. Şimdi suçluluk hissediyor kaza yüzünden. Öyle yalnız kalırsam içim rahat etmezmiş. Hasan'cığım, tamam canım. Ben kendimi toparlayana kadar sen de kalmaya razıyım. Tamam oldu size. İkinize de çok teşekkür ederiz. Biz devamını getiririz. Tekrardan geçmiş olsun Kerim Hanım. Ya Sinan Bey, siz ne zaman dönersiniz? Bir ihtiyacınız olursa Hazan'la haberleşiriz Kerim Hanım. Şey Sinan Bey. Senin iyice betin benzin attı. Gel yatıralım seni biraz hadi Kerim ablacığım. İyi akşamlar. Haberin olsun. Benim oğlumun aklını başına getirmem birkaç gün sürer zaten. Merak etme. Bu kadın seninle yine samimi olmuş. Hadi. Tam şu kadınla ilgili bir nefes alıyorum. Yine abuk sabuk bir şey oluyor. Var bu kadınla ya, böyle yine tüyleri diken diken etti. Kitlendim kaldım ben de. Hadi abi hadi. Benim şu aralar Kerim Hanım'dan daha önemli biri var bence aklımda. Ha? Kim mesela? Hayatımda ilk defa kaçıp gitmek istedim. Olmadı işte bak. Yer dizinin dibindeyim. Bu aşk hiç yaramadı oğluna bak. Kim mesela Sinan? Ne demek istedin? Yok ya, öyle bir şey olduğundan değil. Öyle söyledim işte. Ya nerede kaldı ki bu çocuk? Darallardan daral Bey Nazan. Ya sen bir arayıp yoklar mısın? Ben ararım da şimdi öbürü görür falan. Abisi. Öbürü dediğin abisi. Abisi değil o onun. Hiçbir şey değil. Ondan bahsederken böyle tırnaklarını çıkardığına bakılırsa... oğlum için olmasa da senin için pek mühim nedense Yaz Bey. Sinan'ın oğlun olduğunu öğrenmeden önce senin için de pek mühimdi. Değil mi? Bayılıyorum şu ikiyüzlülüğüne. Ya sen ne kadar önemsiyorsun öyle öbürünü. Ne diyorsun sen be? Ben söyleyeceğim daha sizin üçünüzü bir arada gördüğüm ilk gün söylemiştim. Bana bak, sen iyice terbiyesizleşmeye başladın ha. Gözüm üstünde Hasan Hanım. Sen benim oğlumu sahipsiz mi zannettin? Onun artık arkasında annesi var, annesi. Annesi geldi, onun gözünü açacak. Sen harbiden normal değilsin. Evime de yerleşme, gidicisin çünkü, tamam mı? Geldi işte. Siz ana ol baş başa oturun muhabbet edin. Ben spora gidiyorum. Oğlum. Hoş geldin. Oğlum. Ben hadi sana bir şeyler hazırlayayım açsındır ha. Ya aç falan değilim diyorum. Anlamıyor musun? Otur. Bak.
Abimin yanında rahat rahat konuşamadık seninle. Ama bu yaptığın şey doğru değil. Sen burada kalamazsın. Resmen emrivaki yaptın sen bize ya. Oğlum ben senin için yaptım. Benim için bir şey yapmak istiyorsan burada kalma. Öyle abimin dikkatini çekip Hazan'la takışarak beni mutlu edemezsin. Bak. Nasıl doldurmuş seni, gördün mü? Biliyor çünkü. Çok iyi biliyor. Buraya gelince senin gözünü açacağım, çok iyi biliyor. Ya sen ne kadar önemsiyorsun öyle öbürünü? Uzak duracaksın. Böyle abuk sabuk, ipe sapa gelmez. Böyle adi yakıştırmalara fırsat vermeyeceksin. Uzak. Uzak. Hepsi bu. İrade meselesi. İrade. Her zaman yaptığın şey. Ve yine yapacaksın. Yapacaksın. Diyorsun ya. İyi misin sen? Bak oğlum, o el kızı. Ben anneyim. Yani sana bir şey olursa senin için üzülecek, seni düşünen bir tek anneciğim var hayatta. Ben varım oğlum. Bak, benim için ne istiyorsun gerçekten bilmiyorum ama bana gerçekten annelik yapmak istiyorsan bana babamla, yani şu ağzım Egemen'le ilgili ne biliyorsan onu anlatarak annelik yap. Ben senden bir tek bunu istiyorum ya. Ve istediğimi gerçekten alana kadar seni etrafımda görmek istemiyorum. Ama oğlum, oğlum. Oğlum ne olursun gitme yavrum. Oğlum, oğlum gitme. Ya bana oğlum deyip durma, koridordayız şu an. Oğlum, oğlum ne olur annene arkanı dönme ya. Sen cidden anlamıyorsun beni ya, koridorun ortasında izliyorum. Oğlum deme bana, aklın neredesin? Haklısın, haklısın oğlum da benim aklım fikrim hep sende yavrum. Bak yavrum, biz seninle kavuştuk ama ben sana doyamadım. Ben senin kokuna doyamadım yavrum. Ben ellerimle sana bir yemek yapıp yediremedim bile yavrum. Gitme ne olur. Bak, sen yıllar sonra böyle çıkıp annelik duygularını tatmin edeceksin diye ben kendimi riske atamam. Tamam mı? Şimdi git, rahat dur. Beni boğma artık ya, üstüme gelme beni. Kerime. İyi geceler. Sana da. Bana bak.
Ne gördüysen hemen unutacaksın. Oğluma zarar vermiyorsun. Kimseye de anlatmıyorsun, tamam mı? Oğlun mu? Bir dakika, bir dakika. Ben bir şey anlamadım. Da o Sinan'ın senin oğlun olduğunu kim söyledi sana? Oğlum. Nasıl yani? Evet, kendi elleriyle test yaptırmış. Test? Nerede o test? Göster bakayım bana şu testi. Testi sana vereceğim. Hemen alacaksın. Koşa koşa Hazım Bey'e götüreceksin, öyle mi? Dur kız, celallenme hemen, dur. Göster şu testi diyorum sana. Test mest yok. Nasıl yok test? Yırtmış atmış oğlum. Nasıl yırtmış? Yani onca yıl sonra öyle bir yalanın içine doğduğunu öğrenince çocuk ne yapar? Yırtar atar. Yırtmış atmış. Ama dayanamadı tabii. Yine koşa koşa geldi annesine. Tabii. Dayanamaz. Koşa koşa gelir anneciğine. Hepinize rağmen yine kavuştuk oğlumla. Ama senin o kızın var ya, o kızın bizi birbirimizden ayırmaya çalışıyor. Demek sen benim kızıma bu yüzden bela oldun ha? Demek Sinan'ın anasıyım diye benim kızımın başına bela oldun sen, öyle mi Kerime Hanım? Bela senin kızındır. Hem de benim oğlumun başına bela. Ama ben senin o kızını var ya, bir yakaladığım yer... Delisin! Vallahi delisin sen, hem de eli kanlı bir deli. Eli kanlı bir deliye ben kızımı yedirmem. Ne bağırıp duruyorsun? Asıl senin kızın bizi ayırmaya çalışıyor. Tamam. Tamam, sen kavuş oğluna. Sen kavuş oğluna, benim de kızımdan uzak dur. Şimdi kavuşturacağım seni oğluna. Yeter ki benim kızımdan uzak dur. Neredeydi bu? Neredeydi bu ya? Anne? Kız? Ne var o telefonda ya? Karışma sen. Karışma. Delirmiş bu kadın. Kafayı yemiş oğlum oğlum diye. Sinan onun oğluymuş. Ne yaptın sen ya? Sen niye anneme söylüyorsun Sinan'ı? Ya sen bir karışma. Bir karışma. Annem bana bir şey gösterecekti. Göster bakalım ne varmış o telefonda, göster. Hadi. Hadi. Ben... Sen biliyorsun burada ne olduğunu. Ha, biliyorsun sen. Gösterirsem şimdi. Neyse, ben öylesine bir uğramaya geldiydim zaten. İşim var benim. Hadi kızım, sen de beni bir aşağı kadar geçiriver yavrum. Gel. Hadi bakalım. Gel. Kızım sen dertsiz başına dert mi arıyorsun ya? Ha, ne demek ya, ne demek? Sinan Egemen, o kadının oğlu ne demek ya? Biliyordum ya. Biliyordum, gördün değil mi o kağıt? Ne var senin o telefonunda? Ha? Göster bakayım, ne var senin o telefonda? Nerede o telefon senin? Ha? Dur. Buz gibi de, bal gibi de Sinan gerçek egemen. Gördün mü? Ver bakayım sen. Ben... Şey, kırarım kız anana uzanan ellerini. Şuna bak. Sen nasıl bir oyunun içindesin acaba? Nasıl bir oyunun içine düştün sen ya? Seni hiç ilgilendirmeyen bir oyun. Tamam bak, kurcalamayacaksın, bozmayacaksın. Beni ilgilendirmiyor öyle mi? Ha, ilgilendirmiyor. Kızım o deli kadın sana düşman olmuş oğlunun sevgilisi diye. Susmuyorum işte, ne susacağım? Öbürü olduğunu bilse sana bulaşmayacak, anlamıyor musun sen bunu? Bak Yağız'ı bu işe karıştırmayacaksın anne. Kız o onun oğlu. Senin de o deli egemenin de ikinizin de derdini ben bilmiyorum. Ama benim bir deli karının önüne atacak kızım yok. Bu kadar. Anne ya. Yağız Efendi. Beni kaybedersin. Kızını kaybedersin. Sana anne demem. Yemin ederim sana anne demem.
kurtarırsın. Yemin ederim sana, anne demem, yemin ederim. Şey mi oldu Fazilet Hanım? Hazal? Sorun mu var? Yok. Öylesine nasılsınız, iyi misiniz? Hayırlı akşamlar demek için şey ettim ben. Nasılsınız? Ben iyiyim de siz iyi misiniz? Her zamanki anne kız sorunlarımız. İyi akşamlar Yas. İyi akşamlar. Ya demek sen Yağız Efendi'yi kaybedersen anan da seni kaybeder. Öyle mi? Ha? Sinan bu manyakça oyuna sırf abisi yıkılmasın diye girdi. Ben de bu oyunun bir parçasıyım, bu oyunun içindeyim. Ve sen annem olarak bu oyunda yoksun. Tamam mı? Yoksun.